Evet, merhaba arkadaşlar. Diyelim ki 3000 sene önce bir kardeşinizi kaybettiniz ve günümüzde onun soyundan gelenlerle tekrardan buluştunuz. Bu Falaşaların hayatı, biliyorsunuz Etiyopya'da yaşamış Yahudileri, tabii Kudüs'teki yaşayan Yahudilerden bağımsız bir şekilde tarihsel gelişim gösteren Etiyopya Yahudilerine Falaşalar adını veriyoruz. Onlar da günümüzde İsrail'e göç etmiş durumda. Değişik bir politika izliyor. İsrail biliyorsunuz kendi nüfusu çok olmadığı için ne yapıyor? Dünyadaki bütün Yahudileri kendisine bağlamaya çalışıyor. Tabii bu falaşalar üzerinde çok tartışmalar yapılıyor. Bazı Yahudiler onların gerçek Yahudi olmadığını ileri sürüyorlar veya statü bakımından daha düşük olduğunu falan düşünüyorlar. Ama genel anlamda İsrail devleti onların Yahudi olduğunu kabul etmiş durumda ve birçoğu şu an İsrail'de yaşamaktadır. Bugün onların tarihini inceleyeceğiz detaylı olarak ve inançlarına ve uygulamalarına da bakacağız. Dursun Ali Aykıt Hoca'nın, Cumhuriyet Üniversitesi'de Profesör Dursun Ali Aykıt Hoca'nın makalesini özetleyeceğim burada. Makalenin linkini aşağıda verdim. Siz de ona bakabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi Yahudiler, normalde Yahudiler ne olur? Beyaz renkte olur, değil mi? Fakat Falaşalar siyah renkte onlardan ayrılmaktadır. Fakat sinagoglarda ibadet ediyorlar hem Etiyopya'da hem günümüzde İsrail'de ve Yahudilerden farklı bir kutsal kitaba da sahip değiller. Yani onlar da Tevrat'a bağlılar arkadaşlar. Evet, Etiyopyalı Yahudilere Falaşa, Kayla, Beta İsrail ve Buda gibi farklı isimler verilmektedir. Aynı zamanda onların kökenleriyle ilgili akademik tartışmalar bulunmaktadır. Bu makalede Falaşaların kökeniyle ilgili teorilere ve tarihlerine değineceğiz demiş hoca. Ardından onları diğer Yahudi gruplarından ayıran inançları hakkında da bilgiler sunacağız. Evet, 20. yüzyılda çoğu İsrail'e göç etmiştir Falaşaların. Farklı isimleri vardır. En yaygını Falaşa'dır. Falaşa'nın anlamı da kendi asli mekanından başka bir yere sürgün gidendir. Bu da Geez dilinde, yani İbranice'nin bir farklı şekli bu. Etiyopya'ya has bir dil bu. Şimdi biliyorsunuz Yahudi tarihi sürgünlerle doludur. İşte Babil sürgünü, milattan sonra 70 yılından sonraki sürgünler falan. Falaşalar her ne kadar bu sürgünleri yaşamamış olsalar da Etiyopya'da Hristiyanlar tarafından yoğun baskıya maruz bırakılarak onlar da sürgün hayatı yaşamıştır. Yani gerçekten Yahudilerin durumu dünyada çok da hoş olmamış tarihte. Şimdi Beta İsrail, yani İsrail'in evi şeklinde de onlara isim veriliyor. Köklerini Süleyman'a, yani Kral Süleyman'a dayandırmalarından dolayı. 1970 ve 1990'larda Aliya operasyonları düzenleniyor. Daha detaylı bakacağız birazdan. Bu sayede çoğu İsrail'e göç ediyor. Yani o tarihe kadar arkadaşlar Etiyopya'da yaşıyor bunlar. Ve hiç dinlerini de kaybetmemişler. Yani neredeyse 3000 yıla yakın bir zamanda kaybetmemişler. Kendilerine aynı zamanda Kayla adı veriliyor yerel Etiyopyalılar tarafından. Çünkü kırsal kesimde yaşıyorlar ve onların ürettikleri ürünlere de Kayla denilmekte. Agav da deniliyor. Hristiyanlık öncesi pagana bağlı olduklarını ifade etmek için Agav da denmiştir onlara. Kötü veya şeytani bir göze sahip kimseler anlamında, yine olumsuz bir anlamda bu da onlara denmiştir. Şimdi Etiyopya'da Yahudilerin varlığı ile ilgili farklı teoriler ortaya atılmıştır. Bunlara bakalım biraz. Yakup'un oğlu Dan'ın soyundan, yani bir kayıp kabileden oldukları ileri sürülüyor. Fakat tarihsel verimiz yok elimizde. Yine kendi kutsal kitapları Kebra Nagast, Tora gibidir. Adem'den Kral Süleyman'a kadar gidiyor bu kitap. Etiyopyalı bir tüccarın Süleyman'ın bilgeliğinden etkilenir anlatıya göre ve kraliçeye haber verir, kendi kraliçesine, yani Etiyopya kraliçesine. Kral Süleyman ile Etiyopya kraliçesi Makeda veya Belkıs Kudüs'te buluşmuştur. Yani kraliçe ile ne yapıyor? Kral Süleyman buluşuyor. Kim sayesinde? Tüccar sayesinde. Kraliçe 6 ay burada kalıyor. Süleyman ona aslında bir tuzak kuruyor ve onunla birlikte oluyor. Buna daha detaylı bakabilirsiniz. Ben çok uzatmayacağım. Kraliçe tam ayrılacakken Kudüs'ten Süleyman şunları söylüyor. Bu yüzüğü al. Eğer benden bir çocuğun olursa bu yüzük bir işaret olacaktır. Eğer bir erkek çocuk olursa o bu yüzüğü taksın ve bana gelsin. Seninle yatarken rüyamda İsrail'in üzerine bir güneşin doğduğunu, fakat orada kalmayıp Etiyopya'ya gittiğini ve oranın üzerinde ışığını verdiğini gördüm.
Muhtemelen senin aracılığınla ülken kutsanacak, benim söylediklerimi yap ve bir tanrıya itaat et. Şimdi bakın burada yine Etiyopya kutsanıyor. Aslında Süleyman'ın rüyasında Etiyopya'da bir şey oluyor. Yani orada güzel şeyler olacağı vaat ediliyor. Şimdi 9 ay sonra Belkıs'dan çocuk doğuyor. Adına Baynalehkem veriliyor. 22 yaşında babasını ziyarete gidiyor bu kişi. Yani Kral Süleyman'a. Ardından geri Etiyopya'ya dönüyor. Falaşalar kendi köklerini böylece Süleyman ve oğlu Baynalehkem'e veya 1. Menelik'e dayandırmaktadırlar. Tevrat'ta 1. Krallar kitabında da, günümüzdeki Tevrat'ta da aslında buna bir işaret bulabiliyoruz. Örneğin, Kral Süleyman, Sebe kraliçesinin her isteğini, her dileğini yerine getirdi. Ayrıca ona gönülden kopan birçok armağan verdi. Bundan sonra kraliçe adamlarıyla birlikte oradan ayrılıp kendi ülkesine döndü. Evet, yani burada gördüğünüz gibi ona her şeyin verildiği, her şeyi verdikleri anlatılıyor ve ilerleyen pasajlarda oğul bile verdiği anlatılıyor. Yine Kepranagas'ta geçen anlatı kutsal kitap metinlerindeki boşlukları doldurma amacına yönelik okunabilir demiş hoca. Yani Kepranagas Tevrat'la birlikte okunabilir. Etiyopya Yahudileri kendilerini kutsal kitapla ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Fakat elimizde tarihi belgeler yoktur. Daha önce de demiştik. Şimdi başka teorilere bakalım. Babil sürgünü veya M.Ö. 70'ten sonraki sürgün sonrası Mısır'a sonra da Etiyopya'ya kaçan Yahudileri oluşturuyor diye bir görüş var. Yani yüzyıllar boyunca bunlar sonra ne yapıyor? Yerel halkla da evlilikler yoluyla kendi ten renklerini kaybediyorlar. Böyle bir teori var. Hristiyanlık veya paganizmden ayrılıp Yahudiliğe geçmiş olanlar olduğu da düşünülüyor. Güney Arabistan'dan göç eden Yahudilerdir diyen var. Birçok araştırmacı sürgünden sonra çok sayıda Yahudinin Arabistan'a geçtiğini belirtir. 4. yüzyıl sonrası Hristiyanlaşmaya karşı kiliseye yönelik başkaltırı hareketidir diyenler var. Çünkü biliyorsunuz Mısır çok güçlü bir Hristiyanlaşma yaşıyor ve Etiyopya'yı da etkiliyor diyorlar. Kısacası onların kökenini tam ve tarihi bir şekilde ispat edecek deliller neredeyse yoktur. Şimdi tarihlerine bakalım. Bayağı uzun bir tarihi var. Makalede anlatılıyor. Bunları kısaca ben değineceğim. Etiyopya'da 4. yüzyılda önemli dönüşümler olmuştur. Kral Ezana ve Zazana Hristiyanlığı resmi din haline getirmişlerdir. İmparator Kaleb Hristiyanlığı güçlendirmiştir. Güney Arabistan'ı kontrol etmiştir. Yani imparatorluk olmuştur artık. Finnas veya Zunufas adındaki bir Yahudi kabile şefi Necran'ı kuşatmıştır. Ve işte bu imparatorun Atatürk Vali Aretas'ı da öldürmüştür. Yani burada bir Yahudilerin agresyonunu görüyoruz. Kiliseleri ve tarlaları da ateşe vermişlerdir. Milattan sonra 520-540 yılları arasında olduğu düşünülüyor. Yani burada Yahudiler orada çok da masum kalmamışlar. Şimdi Kaleb İmparator Justinian'dan 60 gemi alarak karşıya geçip Finnas'ı yener ve Hristiyanlık bölgede tekrar hakim güç olur. Yani Güney Arabistan'da. Şimdi Aksum'un merkezinden uzaklaşırlar. Bu sebeple onlara Falaşa denilir. Yani sürgün gidenler. Bunlar artık dağlarda, çayırlarda yaşamaya başlıyorlar. 9. yüzyılda Yodit isimli bir Yahudi kadın lider var. Çok korkunç bir kadın bu. Aksum krallığını yok ediyor. Hristiyanlığa ait unsurları paramparça ediyor. Aziz Meryem Kilisesi'ni yakıyor. Rahipleri öldürüyor. Kitapları yakıyor ve dikili taşları da yıktırıyor. Yani bu Yodit, bu kendi inancına göre yanlış olan Hristiyanlığı orada tamamen yok etmeye çalışıyor. Fakat Yodit öldükten sonra Ambes Sabudem Aksum'u yeniden ele geçiriyor. Yani Aksum tekrardan Hristiyanlaşıyor. Şimdi onun oğlu Dilneat Aksum krallığına hükmediyor. Birçok falaşa Hristiyan oluyor onun döneminde. Birçoğu Geez diliyle ibadetlerini hala sürdürüyor. 922-1270 yılları arasında Zak ve hanedanlığı vardır. Burada da arkadaşlar falaşalara ait hiçbir bilgi yoktur. Yani neredeyse 350 sene boyunca onlara ait bir bilgi yok. 1270'te İkonu Amlak tahta geçiyor ve falaşalar yönetime hakim oluyorlar. İmparator Amdasyon Yahudi isyanlarını bastırıyor. İmparator David döneminde Kozimos adında bir keşiş falaşalara katılıyor. Tanah'ın kopyasını yazıyor. Şimdi keşiş olduğu için yazı yazmayı da biliyor. Normalde falaşalarda bu yok. Yani yazı yazma, okuma yok. Fakat bu Kozimos keşiş sayesinde onlara Tanah Tanah'ı tekrardan okuyabiliyorlar. Hristiyan keşişlere karşı ayaklanma yapılıyor yine bu Kozimos önderliğinde.
Birçok kilise yakılıyor, 40 civarı din adamı da öldürülüyor. İmparator ordu göndererek de bu ayaklanmayı bastırıyor. Yani bakın sürekli Yahudiler bir şekilde yine üste gelmeyi, hükümeti ele geçirmeye çalışıyorlar Etiyopya'da. Yani bu sebeple de birçok herhalde tarihi süreç içerisinde Etiyopyalılar onlardan pek hoşlanmamış. 1414-1429 yılları arasında İmparator 1. Yeşak döneminde Falaşalılara sistematik baskı yapılmıştır. Şimdi bir diktatör var, Zara Yokop. Bunlar da Yahudi, bu da Yahudi ayaklanmaları bastırmıştır. 1520'lerde Müslümanlar ele geçirmek istiyor Etiyopya'yı, fakat Falaşalar başta her ne kadar Müslümanlar hoş baksalar da zamanla farklılıklarını anlayarak Hristiyanlara destek oluyorlar. İmparator Susenyos döneminde İmparator Katolik oluyor. Yani Etiyopya Kilisesi'nden ayrılıp Katolik oluyor. Ve Falaşalılar Etiyopya Kilisesi'ne burada destek veriyor İmparator'a karşı. Bundan dolayı da bir ferman yayınlıyor İmparator. Diyor ki Falaşalılar nerede bulunursa öldürüp yok edilecektir. Evet, burada Falaşalıları görebiliyorsunuz Etiyopya'da ibadet esnasında. Şimdi burada kadın ve erkekler de ayrı oturuyor arkadaşlar. Şimdi Gondar döneminde topluma entegre oldular. Saray inşaatı, yani inşaat işçiliğiyle uğraşıyorlar. Askeriyeye katılıyorlar falan. 1769 ile 1855 yılları arasında prensler veya hakimler dönemi denilir. Çünkü bir imparator yok orada. Sonra II. Theodore geçiyor ve ülkeyi tekrar kendi yönetimi altında toplayarak bu döneme son veriyor. Falaşalar Etiyopya'da yalnız ve izole bir hayat sürmek zorunda kalıyorlar. Yani burada yine Falaşalar ne yapıyor? İmparatorluğun gelmesiyle yine baskı altında kalıyorlar. 1888-1892 yılları arası, yani 4 yıl boyunca büyük bir kıtlık yaşanıyor Etiyopya'da. Birçok Falaşa yer değiştirmek zorunda kalıyor. Bu yer değiştirme sebebiyle iki önemli tehditleri var. Birincisi asimile olma. Çünkü sizden daha güçlü bir toplum içerisinde siz karışıyorsanız İster istemez asimile olursunuz. İkincisi de nüfuslarının azalması. Bu da kıtlık sebebiyle de çoğalamıyorlar. Falaşa olmayanlarla bir şey yiyip içmeme kuralı var onlarda. Fakat kıtlığın olduğu bir ortamda bu yürümez hale gelir. Mesela Hristiyanlarla ne yapıyorlar artık? Ortak çalışıyorlar, ortak projeler yürütüyorlar. Ve onlarla ister istemez bir araya gelip yemek yiyorlar. Bu süreçte de Hristiyanlıkla tanışıyorlar ve birçoğu asimile oluyor, Hristiyan oluyor. Evet, şimdi Alman Rabbi Azriel Hildesheimer Falaşalar Yahudidir ve korunmalıdır diye bir şey söylüyor. 1867'de Josef Halevi, bu bir Fransız Yahudisi, Etiyopya'ya gidiyor. Falaşalar korunmalıdır, onlara okul açılmalıdır diyor ve ilk defa diğer Yahudilerle iletişime geçiyor bu Falaşalar binlerce yıl sonra. 1904'te Jacques Faitovich, Falaşalar'ın babası şekilde isimlendiriliyor arkadaşlar, Etiyopya'ya geliyor 1904 yılında. İki öğrenciyi Avrupa'ya gönderiyor. Onlar eğitim alıp döndüklerinde yine Etiyopya'da dini eğitim verecekler. 1924'te Etiyopya'da Addis Ababa adında okul açılmıştır. Bu aynı zamanda bir bölgenin adı. 1935'te İtalya Etiyopya'yı işgal ediyor. Sömürgecilik hala devam ediyor. İtalya biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda istediklerini elde edemedi. İngiliz ve Fransızlardan habersiz bir şekilde Etiyopya'ya saldırıyorlar. Şimdi dönüş yasasına bakalım. 1948'de İsrail Devleti kuruluyor biliyorsunuz. Faitovich, Falaşalıların İsrail'e gelmesinde öncülük ediyor. 1970'lerde Sefarad ve Aşkenaz başrahamlar da bir deklarasyon yayınlıyor. Diyorlar ki Falaşalılar Yahudidir ve dönüş yasası ile İsrail'e getirilmelidir. 1975'te İsrail Devleti onları Yahudi kabul ediyor. Evet, yani 1975 tarihi önemli burada. 1984-85 yılları arasında Musa operasyonuyla 7700 Falaşa Etiyopya'dan Sudan'a, oradan da İsrail'e getiriliyor. 1985'te Kraliçe Sebe operasyonu düzenleniyor ve 1220 kişi daha göç ettiriliyor. 91 yılında Süleyman operasyonuyla 14400 Etiyopyalı İsrail'e göç ettiriliyor. Bu operasyonlarda CIA ciddi maddi ve manevi destek vermiştir. 2002'de İsrail'de bulunan Falaşa sayısı da 85 bin civarıdır. Günümüzde herhalde 140 bine bulmuştur. Öyle okumuştum bir yerde. 23 bini İsrail'de doğmuştur bu 2002 yılındaki verilere göre. Özümsetme veya iltihak merkezleri, yani veya İngilizcesi absorption centers,
Burada Falaşalar biliyorsunuz farklı kültürden geldikleri için tam modern hayata uyum sağlayamıyorlar. Fakat bu merkezlerde entegrasyon süreci sağlanıyor, yani onların topluma dahil edilmesi. Tamam, tarihlerine baktık, inançlarına bakalım. Vaat edilen Kudüs'e dönmeyi hep arzulamışlardır onlar, diğer Yahudiler gibi. Tarihlerini Musa'nın Mısır'dan çıkışı arasında bağlantı kurarlar. Çünkü Musa da kölelikten ayrılıp zorluktan kolaylığa, huzura ermişti. Onlar da Etiyopya'dan Kudüs'e göç etmişlerdir. Çok benzerlik vardır bu yönden. Onların kutsal kitabına Orit adı veriliyor. En önemli ilk 5 kitap bu. Pentateuhu aslında ifade ediyor. Sonraki tabii ki diğer Tevrat'ın bölümlerini de kabul ediyorlar. Günümüzde Tevrat'ta bulunmayan bölümler de var. Mesela İbrahim'in ahdi, İshak'ın ahdi, Musa'nın konuşması ve Musa'nın ölümü gibi. Talmud ve Mişna'yı bilmiyorlar. Çünkü o süreci yaşamamış bunlar. Bu sebeple hükümlerini de uygulamıyorlar. İbadet dili Geez'dir. Bu da İbranice bilmemelerinden kaynaklanıyor. İbadetlerde sadece haham başını örter, diğerlerin başları açık. Hahama da kes adını veriyorlar. Erkek ve kadınlar sinagogda ayrı oturuyorlar demiştim. İbadet yönü de Kudüs'tür. Yahudi olmayanlarla fiziksel temasa bulunmak yasaktır. Eğer diyelim ki gidiyorsunuz bir restoranda Yahudi Hristiyanla birlikte yemek yiyorsunuz. Günah kirli kabul ediliyorsunuz ve temizlenmeniz gerekiyor. Bu sebeple Falaşaların su kenarlarında da daha çok takıldıkları, orada yaşadıkları gözlemlenmiş. Günümüzde gençler tabii bu kurala çok uymuyorlar. Modernleşen dünyada artık sınır çizmek çok kolay değil eskisi gibi. Yani kendi kabilenize çekilip orada kimseyle temas kurmayıp hayatta kalamıyorsunuz. Mutlaka insanlarla iletişime geçmemiz gerekiyor bugün. Evet, inançlarından devam edelim. Şabat'a riayet ediyorlar. Şabat sütü diye bir şey var. Çünkü Şabat günü biliyorsunuz çalışmak yasak. İnekten süt sağmak da yasak. Fakat bu şeyle falaşalar bir Hristiyan komşusuna gidiyorlar, diyorlar ki sen benim ineğimi sağ ve bana ver. Böylece Şabat sütü meydana geliyor, yani harama girmeden onlar süt içebiliyorlar. Cenaze aynı gün defnedilir, Tevrat'a uygun bir şekilde düzenlenir. Pentateuch'te geçen bayramlar dışında bayram kutlamazlar, bu da önemli. Mesela Hanuka ve Purim gibi önemli bayramlar falaşalar tarafından kutlanmaz. Sikd veya Secre anlamına gelen işte Sikd bayramı var. Bu da Yom Kipur'dan 50 gün sonra gerçekleştirilir. Musa'nın Tora'yı alması ve Ezra'nın kutsal metinleri tekrar çıkartması anısına kutlanır. Yüksek bir dağa çıkılıp dua edilir ve kurban kesilip ziyafet çekilir. Günümüzde bu kurban olayları şeylerde çok yok biliyorsunuz Yahudilerde. Mabet olmamasından dolayı günümüzdeki Yahudilerin çoğu bayramdan kurban kesmekten uzak duruyor. Fakat falaşalarda kurbanı görebiliyoruz. Falaşaların İsrail'e getirilmesi de kutlanmaktadır. Knesset, İsrail Parlamentosu 2008'de milli bayram ilan etmiştir o günü. Ağlama duvarına gidip de dua edilir. Fısıh bayramında kurban kesilir. Bu da diğer Yahudilerden farklıdır. Onlar bayram kurban kesmez, mabet olmamasından dolayı. Şimdi Yom Kipur bayramında zıplar, sesler çıkarıp ıslık çalar ve dans ederler. Ve bu ayinleriyle de günahlarının temizleneceğine inanırlar. Biraz Afrika ritüellerine benziyor. Başka bir fark da ki onlarda manastır ve keşiş ve keşişelere sahip olmalarıdır. Çünkü Yahudilerde bu yok aslında. Günde 7 vakit ibadet ederler. Bu da arkadaşlar Etiyopya kilisesi rahiplerine benzemektedir. Tabii keşişlerden bahsediyoruz. Günah çıkarma uygulaması vardır. Bu da ilginçtir. Haham önüne gidip günah itirafında bulunuyorlar ve haham onların günahlarını bağışlıyor. Bu Yahudilikte yok. Bu kesin Hristiyanlıktan geçmiş olduğu net. Evet, şimdi tarih süreç içinde hep Hristiyanlarla irtibatta kaldılar demiştik. 4. yüzyıldan beri Hristiyanlarla beraberler. Tabii ki tartışmalar olacaktır. Bakalım şimdi birkaçına. Şimdi Etiyopya'daki Yahudilerle Hristiyanlar arasında bazı teolojik hususlarda farklılıklar ve anlaşmazlıklar vardır. Mesela Orit, Tora, Vangel veya işte Yeni Ahit ile aynı değerde midir? Aynı kutsallıkta mıdır? Veya hangisi daha üstündür? Tabii ki doğal bir tartışma. Şimdi buradaki bizim şeydeki Arapçada İncil geçiyor ya, Kur'an-ı Kerim'de de onun bu Etiyopya'daki Vangel'den geldiği. Buradaki G'ler biliyorsunuz o Mısır ve Sudan çevrelerinde G'ler C diye okunuyor. Vangel, Vangel yani İncil. Buradan geldiği düşünülüyor arkadaşlar bu arada. Şimdi İsa Tanrı mıdır? Veya İsa'yı kim haça gerdi? Yani güzel entelektüel tartışmalar yapılıyor.
Vangel yani İncil insan eliyle yazılmıştır ve bozulmuştur diyorlar. İsa'nın Tanrı olamayacağını yeni ahitten delillerle ispat etmeye çalışıyorlar. İsa'nın bir insan ve babasının da Yusuf olduğunu dile getiriyorlar. İsa'nın haça gerilmesini Yahudilere yükleyen pasajları öne çıkartan Hristiyanlara karşı onlara da o sizin tanrınız, bizler bir tanrıyı nasıl öldürebiliriz şeklinde ironik bir cevapla yanıtlamaya çalışırlar. Yani evet, madem İsa Tanrı ve bizim Tanrı'yı öldürdüğümüz iddia ediyorsunuz, yani bir insan nasıl bir Tanrı'yı öldürebilir şeklinde tartışıyorlar. Yine sünnet uygulaması vardır ama bu kadın 40 günlük kirlilik süresi bitirdikten sonra yapılır bu sünnet çocuğa. Etiyopya'da sünnet aşamasındaki çocuk uzaklaştırılırdı kirlilik kabul edilmesinden ama günümüzde hala İsrail'de bazı problemler var. Onun sinagogda tutulması gibi şeyler tartışılıyor. Şimdi koşere bağlıdırlar, keskin bıçak kullanıyorlar hayvan kesiminde ve bütün kanları damlasın diye de kesilen hayvan ağaca asılıyor. Şimdi sinagoga verilen isim de maskit, bu da Arapçadaki mescit değil mi? Ona benziyor sanki. Burada G-C yapın yine, mescit gibi anlamı var ilginç olarak. Etiyopya köylerinin tepe noktasında bulunmaktadır. Yuvarlak biçimdedir ve 3 bölüme ayrılır. Kutsalın kutsalın odasına sadece de baş ahamlar girebilir. Şimdi kadınlarla ilgili de ilginç hükümleri var. Şimdi Regl döneminde 7 gün kan evi Yedambet'te kalırlar. Temizler çünkü kirli kabul ediliyorlar Tevrat'a göre. Bir kadın erkek çocuk doğurursa 40 gün, kız çocuk doğurursa da 80 gün toplumdan uzak bir şekilde doğum evinde kalır. Doğum evi de Ye Margam Gogo adında. Bakın eğer kız doğuruyorsa sanki bir suçluymuş gibi daha fazla kalıyor. Tabi bunu nasıl açıklıyorlar bilmiyorum. İsrail'de toplumdan uzaklaşma yerine evin köşesine çekilenir. Etiyopya'da bülü çağına eren kızlar evlendirilirdi. Fakat İsrail'de biliyorsunuz çocukların evlendirilmesi yasak. Modern bir devlet olmasından dolayı ve 17 yaşına kadar kızlar beklemek zorunda. Evet, sonuç kısmına bakalım. Hoca sonuç olarak şunları söylüyor. Yahudilikte en saf haliyle burada rahatlıkla görülebilmektedir. Yani kaç bin senedir Kudüs Yahudileriyle farklı bir teolojik ve tarihi süreç yaşamışlardır. Onlara farklı isimler verilmiştir. Kayla, Buda, Beta İsrail ve başka terimler onların Etiyopya'da nasıl algılandıklarına dair önemli işaretler taşımaktadır. Etiyopya içerisinde de sürekli sürgüne maruz kalmışlardır. Farklı operasyonlarla İsrail'e getirilen falaşalar bir taraftan büyük bir mutluluk duyarken öte yandan hem kültürel hem de dini şok yaşamışlardır. Yani mesela Avusturya'da da ben yaşadım bunu. Türkiye'den gelen, köylerden gelen Türk insanı bir anda şehir hayatına atılınca nasıl davranacağını şaşırıyor. Değişik tepkiler veriyor savunma amaçlı kendi kültürünü devam ettirebilmesi için. Yani burada da bir kültürel şoktan söz edebiliyoruz. Falaşalılar da büyük ihtimalle bir anda çölden şehre gelince biraz sıkıntılar yaşamış olmalılar. Talmud ve Mişna gibi sözlü geleneklerinden habersizdirler. Diğer Yahudi gruplardan farklı uygulamalara sahiptirler. Örneğin manastır hayatı, günah itirafı ve kurban geleneğinin devamı gibi. Yine Hanukka ve Purim gibi bayramları bilmezler ve kutlamazlar. Kendi dininden olmayan biriyle oturup kalkmanın yasak olduğu şeklindeki uygulamayı falaşalar o kadar ileri götürmüşlerdir ki onlara Attenkun yani bana dokunma şeklinde bir isim verilmiştir. Yani falaşalar bir de Attenkun'da deniliyor. Kadının regl durumu ve çocuk doğurmasında da ilginç uygulamaları vardır. Bunu da gördük. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Falaşallah gerçekten çok ilginç bir konu. Günümüzde ne yapıyorlar, ne ediyorlar bu konuda da aslında araştırmalar yapılabilir. Hoca kısmen tabii makalesine değindi. Eğer sizin de bilginiz varsa bu konuda paylaşabilirsiniz. Sorularınız varsa, önerileriniz varsa da paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşçakalın.